Selamlar herkese. Ben Özgür. Bugün The Invincible isimli oyunun artı ve eksileri videosuyla karşınızdayım. The Invincible nedir? Belki bilmeyenleriniz vardır. The Invincible Witcher 3 ve Dying Light gibi oyunların üzerinde çalışmış geliştiricilerin yaptığı yeni oyun. Geçtiğimiz yıllarda yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında duyurulmuştu ya da 2020 yılında olabilir duyurulmuştu ve önümüzdeki günlerde çıkışını yapacak. Belki siz bu videoyu izlediğinizde çıkışını yapmış olabilir. Duyurulduğundan bu yana aslında merakla beklediğim bir oyundu. Çünkü hem tarzı enteresandı hem de uyarlandığı kitap e, benim sevdiğim bir kitaptı. Bu yüzden merak ediyordum. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan oyunun artı ve eksilerine bakalım. Artı ve eksilere geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Beni desteklemek için bu videoyu şu anda beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. İlk artımız olan hikayeyle başlayalım. Stanislaw Lem'in aynı isimli bilim kurgu romanından uyarlanan bu oyunda Yasna isimli bir karakteri canlandırıyoruz. Ve Regis 3 isimli gezegende kaybolan ekibimizi arıyoruz. Elbette oyunun hikayesini çok basit bir şekilde anlattım. Hikayenin derinliklerine girdikçe daha felsefi, psikolojik olarak sizi zorlayabilecek derin fikir ve anlamların olduğu bir yöne doğru çekiliyorsunuz. Aslında bu da oyundan ziyade Stanislav Lem'in yazdığı kitabın başarısı. Ancak oyunun da hakkını yemeyelim. Özellikle diyaloglarla oyundaki derinliği hissettirmesini biliyor. Bu yüzden hikaye tarafında güzel olmasından ziyade orijinal esere de bir hayli bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra olarak şunu da belirtmek de fayda var. Invincible gibi 1960'larda yazılan birçok bilim kurgu romanı gibi bu da 2. Dünya Savaşı'ndan esintiler taşıyor ve bu yüzden normal olarak o sorgulatan derin düşüncelere de bol bol sahip. Yazar abimizin 2. Dünya Savaşı döneminde Polonyalı biri olduğunu düşünürsek bence daha da anlamlaşıyor işler. Elbette sadece bu felsefi tarafıyla değerlendirmek yanlış olur. Sonuçta bu bir oyun kitap değil. Bu yüzden oyun o gizem tarafında bizlere güzel bir şekilde aktarmış diyebilirim. Oyun boyunca acaba nerede o kimdi ben neredeyim ne oluyor şimdi gibi düşüncelere de sahip oluyorsunuz. İkinci artımız seçimler. Oyunun duyurulmasından bu yana en çok üzerinde durulan konu seçimlerde. Oyunda erili ufaklı neredeyse her yarım saatte bir seçim yapıyorsunuz. Bazen bu seçimler birinin hayatına dokunacak kadar büyük olabiliyor. Bazen de bir taşa ismini vermek kadar küçük olabiliyor. Bazı seçimlerin oyun içerisinde çok da bir şey değiştirmediğini en fazla yolu uzattığını veya kısalttığını fark edebilirsiniz. Ama bazı seçimler gerçekten de oyunun kritik noktalarını etki ediyor. Bu yüzden seçim olayı oyunun artılarından diyebilirim. Üçüncü artımız atmosfer. Dediğim gibi oyun aynı kitapta olduğu gibi felsefi yapısını yalnızlığı güzel bir şekilde sizlere yansıtıyor. Bunun da başlıca sebepleri birisi atmosfer diyebilirim. 1950'lerin illüstrasyonlarından ilham alınarak tasarlanan bu retro retrofütüristik çevre tasarımı oyununu sorgulayan yapısına nedense çok yakışmış. Ayrıca kullandığımız eşyaların atom punk temasına sahip olması da yine atmosfere bir aile yakışmış. Böylece de her açıdan birbirini tamamlayan bir atmosfer karşımıza çıkmış diyebilirim. Dördüncü artımız grafikler. Oyun temelde bir yürüme simülasyonu olduğu için ve etkileşim neredeyse sıfır olduğu için oyunun detaylarını çok giremiyorsunuz. Bu da sadece yüzeysel bir görsellik anlamına geliyor. Yani daha çok içinde gezebildiğiniz bir tabloya dönüştürüyor oyunu diyebilirim. Bu yüzden de oyunun görselliği gayet iyi. Çünkü detay yok ve boş bir gezegendesiniz. Yani yeterli olmak zorundaydı zaten. Son artımız ise çizgi roman. Oyunun ana sayfasında bir çizgi roman bölümü göreceksiniz. Siz hikaye ilerlettikçe yaşananlar oraya bir çizgi roman sayfası tarzında özel olarak ekleniyor. Ve tasarım olarak gerçekten de şahane. Böylece de hikayede kaçırdığınız bir şey olursa o kısımdan çizgi roman okur gibi yakalayabilirsiniz hikayeyi. Şimdi gelelim eksilere. İlk eksimiz elbette oynanış. Neden elbette oynanış? Çünkü oyun bir yürüme simülasyonu. Açıkçası ben bu türü hiç sevmem. Güzel bir hikayesi ve atmosferi atmosferi var diye sadece tek bir tuşa bastığım yapımlara vakit ayıramam maalesef. En azından bir bulmacadır bir şeyler bir mekanik olması gerek oraya. Ancak maalesef bu oyunda da dümdüz etkileşime girme dışında bulmaca diyebileceğimiz veya oynanış olarak nitelendirebileceğimiz pek bir şey yok. İkinci eksiğimiz görünmez duvarlar. Oyun çok düz bir oyun olduğu için ve çok fazla oynanış mekaniğini bırakın animasyon bile eklenmediği için. Oyunun rotası dışında bir yere çıkamıyorsunuz. Rotasından kastım inmeniz gereken yere birebir benzer başka bir taştan bile inemiyorsunuz. Orada tek bir duvar var illa onu kullanacaksınız. Bu yüzden de oyun sürekli oyun olmaktan çıkıyor. Sanki kendi isteğini yapıyormuş da siz sanki orada istenmiyormuşsunuz gibi his yaratıyor. Sonuç olarak toparlamak gerekirse The Invincible özellikle tasarımıyla benim ilgimi çeken ve beklediğim bir oyundu. Ancak ne yazık ki oyun adına pek bir şey göremedim. Oyun olmaktan çıkarıp direkt olarak bir içerik olarak bakarsak keyifli olduğunu söyleyebilirim. Oyun orijinal eseri her anlamda iyi yansıtmış. Bu yüzden kitap okumaktan farksız aslında. Eğer güzel bir bilim kurgu romanını az da olsa müdahale ederek ve görselleştirilmiş olarak tüketmek isterseniz oyunu tavsiye ederim. Hayır o kadar para vermeye gerek yok. Ben kitabı okur geri kalan her şeyi kendi hayal dünyama bırakırım derseniz tavsiye etmem. Bu arada şunu da tekrar belirteyim. Gerçekten ağır bir bilim kurgu. Star Wars tarzı bilim kurgu bekliyorsanız hikayede bu olur gidersiniz şimdiden söyleyeyim. Peki sizler de Invincible hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunu merak ediyor musunuz? Daha doğrusu oyunu biliyor muydunuz? Bu video sizlere faydalı oldu mu? Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.